Hocam definede tuzaklar konusu en fazla konuşulan ve bunun üzerinde birçok cümleler ortaya konulan şeyler var. Bu definede hocam tuzaklar konusu nedir? Buyurun hocam. Ya şimdi şöyle başlayalım. Defineciler define kazmaya gittiğini söyleyen, iddia eden arkadaşlarımızın aslında çok sık şekilde duyduğu ve hatta karşılaştığı konulardan bir tanesi. Evveli zamanında bu malzemeleri yerin altına koyan insanlar kendilerinden başka hiç kimse çıkarmasın diye o defineye bazı tuzaklar yapmışlar. Mesela Türkiye'de en çok bilinen tuzaklardan bir tanesi, keza biz bu tuzağı önemli bir yerde de gördük. Tarsus kazısında, meşhur Tarsus kazısında da gördük. Orada da 2011-2012'de ilk kazı olmuştu Tarsus'ta. Bu kazı olduğunda o bahsedilmeyen beyaz evin altını kazmaya başladıklarında bir tünele ulaşmışlardı, bir yapıya ulaşmışlardı daha doğrusu. Bu yapıda da bir lahit bulduklarını düşündüğümüzü söylemiştik. Evet hocam. Birçok yaptığımız programda, başka yerde yaptığımız programlarda da. Oradaki devletin el koyduktan sonra, istihbarat servislerinin o bölgeyi korumaya başladıktan sonra Tarsus'un girilen 82 Evler Mahallesi'ndeki girilen o yapının altında bir su tuzağı patlamıştı. Çünkü oraya giden bir milletvekili vardı. O milletvekilinin de beyanı vardı. Bu beyanlarda da biz görüyoruz ki yoğun bir şekilde yerin altından yukarıya su pompalayan bir şeylerin olduğunu duyduk, gördük ya da o polis kayıtlarında okuduk. Evet. Dolayısıyla orada cihazlar yardımıyla yerin altından su çektiklerini biliyoruz. Şimdi orada su olması pek mümkün değil. Çünkü yapı var. Yapı varsa yaşam var. Yaşam olan yerde niye böyle devasa su olsun? Bunun tek sebebi işte su tuzağının olmasıdır. Su tuzağı da nasıl yaparlar? Herhangi bir yerden bir akarsuyun yolunu değiştirmek suretiyle o definenin hemen üzerine, yanına ya da etrafından döndürerek suyu tuzaklarlar. Siz oradaki bulunan defineyi yanlış bir yöntem ve metotla eşelemeye çalışırsanız su tuzağını patlatırsınız. Yine bununla ilgili mızrak tuzakları vardır mesela. Yürüdüğünüz tünelin bir yerine öyle bir mekanizma yaparlar ki en ufak bir tuğlaya, taşa ya zemindeki herhangi bir şeye bastığınızda yukarıdan aşağıya bir mızrak düşer tepenize. Bu mızrakların ucu çoğunlukla zehirli olur. Zehir vardır. Yıllar geçtikten sonra bu zehir ne kadar aktivite olur onu bilmiyoruz ama halen daha zehirlenenler var. Yukarıdan aşağı bu mızrak iner ve sizi yaralarsa kurtulma şansınız zaten yok. Çok hızlı bir şekilde öldürür. Şimdi yönetmenimizden rica edelim. Ben bir fotoğraf göndermiştim tuzaklarla alakalı. Evet. Definelerin üzerinde de ya da definelerin etrafında da bazı işaretler vardır. Beyaz zeminli olanları Yusuf, onları verirsin. Definelerin etrafında da bazı işaretler vardır ve bu işaretler bize der ki bak buraya girme, burada bu tuzak var. O yüzden ben her zaman diyorum ki bir yerde bir define çalışması yapıyorsan oradaki işaretleri çok iyi anlayacaksın, çok iyi gözlemleyeceksin. Yine hatırla geçen hafta ne dedik? Dedik ki yani kişi kendisi çıkaramayacağını bilse de bilmese de oradaki define işaretini kırıyor. Evet. Kırmayın abi define işaretlerini. Sen kırarsın. Senden sonraki gelen kişi orada bir zemin arama yapar. Elinde iyi bir cihaz vardır. Bir çalışma yapar. Ama sen oradaki önemli bir işareti kırdığın için oradaki insanın hayatına mal olabilir. Bu nedenle yapmıyoruz. Fotoğraf hazırsa alabiliriz onu da bu arada. Birazdan gelecek hocam. Tamam. 2 tane beyaz resimimiz vardı Yusuf. Onları verebilirsen sevinirim. Mesela bak burada abi. Bunların hepsi definenin başında bulunan işaretler ya da etrafında bulunan işaretler. Bu işaretlere bakarak orada hangi tuzağın olup olmadığını anlayabiliriz. Bu arada ben uzağa göremiyorum. Sen okuyabiliyor musun abi? Vallahi hocam aynı sıkıntı bende de var. Evet. Tam ekran yapabiliriz yönetmenim. Yok sıkıntı yok. Veya beni alın Kürşat hocam ekranda kalsın. Tamam böyle çok güzel. Şimdi mesela bak en sağda üstte ne demiş? Ölüm. Ölüm işareti bu. Evet. Burada dikkat et. Senin başına gelebilecek tuzakla alakalı herhangi bir şey seni öldürebilir demiş. Yine üsttekilere bak, çarpı işaretlerin hepsine ölüm tuzağı diyor mesela. Bir tane daha fotoğraf vardı Yusuf. Ona da bir geçebilir miyiz? Diğer fotoğraf hocam şu anda tam ekrandayız. Yaklaşabilirsiniz yani. Kalkın. Ha tamam. Kalkabilirsiniz hocam. Okay, okay. Şu anda... Şimdi mesela bak burada en başta üstte soldaki hazineye bakan gözler diyor. Burada sana diyor ki bu gözler hazineye bakar. Evet. Ama diyor hazineye bakan tarafta, yani sen hazineye baktığın tarafta bir tuzak gelebilir. Az önce anlatacağım hikaye bununla alakalıydı. Savaş baltası diyor mesela. Balta ne işe yarar, nedendir? Bu işareti koyarlar. Birazdan anlatacağım. Bizatihi bunu yaşamış birisi var. Yukarıda gördüğümüz çubuk ve yine yanında üçlü çubuk zehirli. O definenin zehirli olduğunu temsil eder. Yani adam para koymuştur oraya. Devletin parasını koymuştur. İşte çalıntı para, eşkıya parasını koymuştur. Ama orada bu işaret varsa bu paralar zehirli anlamına gelir. Yine çok zehirli işareti var. Mesela burada bir göz işareti görüyoruz. Etrafında tıpkı güneş temsili gibi, evet, küçük hocam, küçük çizgiler var. Hazine diyor korunmuştur. Hazineye göz çizgisinin baktığı hizadan bakın diyor. Göz çizgisinin baktığı hizadan. Korunmuş anlamı da şu, diyor ki hazinenin etrafında bir tuzak var. Bu gözün baktığı hizadan bakarsan o tuzağı görebilirsin. 6 köşeli yıldız daha tehlikeli mezar. 4 köşeli yıldız mezar tehlikesi. Yakın tehlike, düşman, dar ve tehlikeli labirent. Mesela oraya yılan çizmiş. Yılanı labirente yormuş. Diyor ki burada dar bir labirent var. Labirentin içinde dikkatli olmalısın. Çıngıraklı yılan ağzı tehlikelidir, zehirdir. Yine şimşek de ölümü temsil eder. Onda da ölüm simgesini koymuş. Bunları ekrandan alabiliriz. Yani hocam özür diliyorum. Bu güneş dediniz ya hocam. Güneşe benzer yaklaşmayın. Burada korunmuştur. Evet. Burada bir tuzak vardır. Bu cinler tarafından değil mi herhalde? Yok yok. İnsanlar tarafından tuzaklanmış. Tuzaklanmış. Tabii. Şimdi şöyle. Mesela bende cin ilmi yok. Ama oraya ciddi bir define gömeceğim. Bunun için bir şeyler yapmam lazım. Benden başkası ona ulaşamasın diye. İşte bu metotları kullanıyordu. Yani işaretler ve sembollerle bir şeyler anlatıyorlardı. Kendilerine ve kendilerinden sonraki soya. Dolayısıyla defineye, tılsımla, inle, cinle, büyüyle herhangi bir şey yapamayacağından mütevellit bu tür işaretleri kullanıyorlar, tuzaklıyorlar. Bu sembollerle de çözümü noktasında seçenek sunuyorlardı insanlara. Mesela senin söylediğin o sembolle diyor ki bu noktadan bakarsan diyor tuzağı gözlemleyebilirsin. Ama bodoslama gidersen diyor tuzak seni gözlemler. İstediğin gibi git. Evet. Yine orada mesela balta işareti vardı. Evet, bu fotoğrafta görebiliyoruz üstte. Balta işaretinde şöyle bir anımız var bizim. Bir tümülüsü, tümülüs kral mezarı demiştik hatırlıyorsan. Evet, bir tümülüsü kazmaya çalışan bir ekip var. Bu ekibin en öndeki kişi kapısını buluyorlar. Tümülüsler şöyle üçgendir. Bir köşesinden, söyleyeyim neresi olduğunu, millet uğraşır. Bir köşesinde kapısı vardır onun. Onun ölçümü yapılır. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ölçümü yapılır. Bir bölümde önce dikine çıkar kapı, sonra aşağı doğru iner. Kapısı bulunur, içeriye girilir. Bu arkadaşlar alttan kapıyı bulamıyorlar. Üstten tam kapının giriş noktasından aşağıya delik açıyorlar ve oradan düşüyor bir tanesi. Düştüğünde merdivene düşüyor. Sonra işte o düşünce diğerleri içeriye iple sarkılıyor falan, aşağıya iniyorlar. Bu yaşanmış olay bu arada. Aşağıya sarkınıyorlar ve 3 kişiler arka arkaya, yaralı olan düşen en arkada, bağlıyorlar onu, yukarı çıkaracaklar. Ama yukarıdakiler diyor ki ya önce madem aşağı indiririz hemen yukarı çıkmayalım, panik yapmayın. Sen iyi misin? İyiyim abi, problem yok, kanaması yok, bir şey yok ama düşmüş, hareket edemiyorum diyor. Diyorlar ki madem öyle geldik içeriye bir bakın. Hani hızlıca alabileceğiniz bir şey varsa onları alın, yukarıya çekeceğiz ya sizi. Evet. Hızlıca onları da alın, tamam mı? Tamam. En önde olan arkadaşımız birkaç adım atıyor, fenerle tutuyor, fener yanmamaya başlıyor. Allah Allah. Çok normal. Şimdi bunu hemen cine yoranlar da oluyor. Ama cinden değil, gazdan. Orada yoğun bir gaz var çünkü. Gaz sıkışması. Nefes de alamazsın. Ondan dolayı yani. Tabii tabii. Hemen cine yoruluyor. Cinine çarptı falan da diyorlar. Yok hayır yani ne cini? Her şeyde cine yormak olmaz. Neyse birkaç adım daha atıyor. Arkasındaki de devam ediyor. Bu sefer diyorlar ki ya aşağı indikçe fener kesiliyor. Bununla cinler oynuyordur. Ne yapalım? Aşağıya indiğimizde madem fener kesiliyor, birimiz daha geride dursun, ışık tutsun. En öndeki devam etsin arkadaki ışıkla. Arkada kesilmiyor ya, tamam mı? Tamam. Evet. Arkadaki işte yukarıdan tekrar ışık salıyorlar falan. 2-3 tane ışığı böyle tutuyor önüne. Öndeki arkadaşımız, fazla uzatmayayım, birkaç adım daha atıyor. En alttaki 2. ya da 3. basamak, tam hatırlamıyorum, geldiğinde şöyle abi. Hemen tarif edeyim. Bak. Buradan iniyorlar. Burası basamak, burası duvar. Buradan merdivenden iniyorlar. Tam şuraya geliyor. Burası duvar ya. Evet hocam. Buradan bir çıkıyor böyle. O balta dediğimiz şey. Onlara göre kılıç. Ama ucu keskin bir metal. Çıkıyor, bu kolunu buradan dikine yarıyor. Tekrar geri gidiyor. Omzun burayı kırıp alıyor. Ve çocuğu oraya deviriyor. Arkasındaki hemen panikle gidiyor. Panikle gittiğinde tabii ne olduğunu anlamıyor. Karanlıkta bir şey vışık yaptı ama neydi? Çocuk yuvarlandı, aşağı düştü. Arkasındaki panikle gidiyor. Arkasındakini de tekrar o mekanizma harekete geçiyor. Kulağı tam ortadan böyle yarıyor. Allah Allah. Artık nasıl gitti bilmiyorum. Tam kulağı buradan yarıyor. Öndeki yaralananı kurtaramadılar. Abisi anlatıyor bana. Abisi diyor ki hocam doktorun diyor bizzat ağzından duydum. Diyor ki bu nasıl bir zehirse ben diyor kaç yıllık doktorum böyle zehir görmedim. Böyle etkili zehir görmedim daha doğrusu. Hani zehir tabii ki görmüştür de böyle etkili zehir görmedim. Yani o zaman o baltaya bu baltanın ağzına... O ucuna bravo zehir bulaştırmışlar. Ama işte enteresanı az önce söyledim ya bu kadar yıl boyunca o zehir nasıl kalmış orada? İkinci giden arkadaşın da kulağının bir kısmını kesiyorlar abi. Öyle kurtarıyorlar. Adam yarım kulaklı kaldı. Sonra estetik mesletik bir sürü uğraştılar. İlk giden arkadaşı kurtaramadılar. Yani her zaman diyoruz ki resmi kazı yapalım. Devletimiz bu konuda size destek olur. Ancak resmi ya da gayri resmi hiçbir şeyi böyle kabadayılık yapıp da ben biliyorum bana bir şey olmaz evet. tarzıyla gitmeyelim abi. Hepinizin çoluğu var, çocuğu var, yaşayacak yarınlarınız, hayatlarınız var. Definelerin az önceki gösterdiğimiz fotoğraflarda olduğu gibi birçok tuzağı var. Çünkü siz nasıl ki bugün evinizde kapınızı kilitliyorsanız, malınız mülkünüz çalınmasın diye bir yerlere hapsediyorsanız onları, geçmişteki insanların da oralar kasalarıydı. Oralar bankalarıydı, oralar evleriydi. Dolayısıyla elini kolunu sallayan herkes gelip alsın diye oraya bırakmış olamazlar. Bu nedenle bir yerde bir işaretimiz varsa dikkat edeceğiz, bilen birine başvuracağız. Kafamıza esti al 2 tane kazma kürek balta deyip kazmayacağız. Bilen kişilerden bu konuda destek alacağız. Bir kere şu define işaretlerinin çok iyi çözümlenmesi gerekiyor. Çünkü onlar aslında bizim kılavuzumuz, rehberimiz. Geçen haftaki programda göstermiştiniz hocam. Aynen öyle birçok işareti de yorumladık Türkiye'deki. Evet. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kısaca definelerin eğer büyük define ise mutlaka tuzağı vardır. Bu tuzaklara dikkat etmeden hiçbir şekilde eyleme girişmemeli.